Merhaba kıymetli izleyiciler, herkese iyi günler. Samsung Note 3 N9000 titreşim nasıl değişiyor onu sizlere anlatacağım. Titreşim çok önemli kıymetli izleyiciler. Eğer çiftçiyseniz veya da fabrika ortamında çalışıyorsanız bu titreşim çok önemi var. Örneğin sesi rahatsız etmemek için karşı tarafa titreşime koymanız gerekiyor. Örneğin camiye gittiğiniz zaman titreşimi alın. Veya da bir toplantıdaysanız gene titreşimi almanız gerekiyor. Hani sesi de belki duymayabilirsiniz ama titreşimde mutlaka duymanız gerekiyor. Evet, titreşimin rolü çok büyüktür. Söylemiş olduğum gibi. Evet, Samsung Note 3 N9000'de titreşim nasıl değişiyor onu sizlere anlatacağım. Cihazı açmak için arka kapaktan açıyoruz. Burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla açıyoruz kıymetliciler. Arka kapağı açtıktan sonra batarya. Burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryanızı da çıkarın. Cıvatları sökmek için yıldız tornavida kullanıyoruz kıymetliciler. Söylemiş olduğum gibi titreşimin rolü çok büyüktür. Fabrikalarda birebir işinizi görür. Camiye giderken titreşimde veya da toplantıda söylemiş olduğum gibi titreşimin faydaları çoktur kıymetli izleyiciler. Ya da o titreşim bozulduğu zaman nasıl değişiyor onu sizlere anlatacağım. Titreşim filmlidir. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Birazdan ulaşacağız titreşime. Nasıl değişiyor? Hangi parçadır? Birazdan hep beraber göreceğiz kıymetli izleyiciler. Cıvataları hepsi söktükten sonra dikkatli bir şekilde şu alt söket kısmında dikkatli bir şekilde arka paneli çıkarıyoruz. Arka paneli çıkardıktan sonra titreşimi değiştirmek için anakart sökmeniz gerekiyor. Sökmeden olmuyor, bilginiz olsun. Bazı müşteri soruyor, diyor ki İzzet Bey, titreşimi değiştirirken anakart sökmeme gerek var mı? Evet, sökmenize gerek var. Cihazı sökerken dikkatli bir şekilde sökün. Acele etmeyiniz. Evet, titreşimi şu yuvarlak olan kıymetli ise gördüğünüz gibi filmdir. Evet, bunu çıkaracağım şimdi. Evet kıymetli izleyiciler, gördüğünüz gibi titreşim şu parçadır. Evet, gördüğünüz gibi kıymetli izleyiciler. Eğer çiftçilik yapıyorsanız veya fabrikada çalışıyorsunuz ya da şoförlük yapıyorsunuz. Örneğin şoförlük yapan arkadaşlarımız sesi çaldığı zaman belki duyamayabiliyorsunuz ama eğer titreşimdeyse veya da titreşimle beraber açıksa o zaman duyarsanız, bilginiz olsun. Çok önemli bir bunun rolü çok büyük kıymetli izleyiciler. Değişmesi de çok kolay. Hemen gördüğünüz gibi burada yuvasına yerleştirdim. Bir de titreşimin üzerine şu parçalar geliyor. Burada 3 ayak var gördüğünüz gibi. Bazen bu ayaklar yamulabiliyor. Onları kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen oksit tutuyor. Bazen toz çamur oluyor. Onları sildikten sonra şöyle bir diş fırçasıyla şöyle temizleyin. Veya da hemen şunu göstereyim. Şu sarı yatak olan, bazen onlar da çamur oluyor. Onları da silmeniz gerekiyor. Baktık olmadı. O zaman değiştirin kıymetli izleyiciler. Söylemiş olduğum gibi titreşimin rolü çok büyüktür. Değişimi de çok kolay.
Anakartı yatağına yerleştirirken de filmlere dikkat edin. Altında kalmasın. Altta kaldığı zaman bunu bastığınız zaman onları koparabilirsiniz. Bilginiz olsun kıymetli izleyiciler. Samsung Note 3 N9000 titreşim nasıl değişti sizlere anlattım. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Kafanıza takılan bir şey varsa, bir soru varsa sorabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Şebeke kablosu yatağına tutmanız lazım. Bu yatağına oturmadığı zaman arka panel oturmaz, açık kalır, bilginiz olsun. Veya da şu kenara kısılır, kısıldığı zaman da kablo kopar, kopardığı zaman da şebeke problemi yaratır, bilginiz olsun. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.